Merhaba, ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Çiğdem Yavuz Yurtsever. Bugünkü feminist mevzulara hoş geldiniz. Bugünkü programımda sadece kendisi için yaşamamış, farkındalığı yüksek, tüm insanlık için model olmuş ve başka hayatlara da dokunmuş güçlü kadınlar var. Öncelikle hattın diğer ucunda milli sporcumuz, bu güçlü kadınlardan bir tanesi Göksu Üçtaş Şan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Türkiye'nin jimnastik branşında olimpiyat oyunlarına katılan ilk sporcusu unvanına sahip Göksu Üçtaş Şanlı. 1908'de olimpiyat oyunlarına Türkiye adıyla katılan Osmanlı İmparatorluğu'nun Londra olimpiyatlarında Aleko Mulos tarafından temsil edilişinden 104 yıl sonra Türkiye'yi jimnastik dalında olimpiyatlarda temsil eden ilk kişisiniz. Tebrik ediyorum öncelikle. Çok fazla tebrik aldığınızı da düşünüyorum ama ben şahsım adına bir kez daha tebrik etmek isterim sizi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tanımayanlar, bilmeyenler için kendinizi biraz anlatabilir misiniz? Jimnastik kariyeriniz nasıl başladı? Tabii. Jimnastik kariyerim şöyle başladı. Ben aslen Gaziantep'liyim. Gaziantep'te başladım jimnastiğe. Oradaki şartların yetersiz oluşuyla birlikte antrenörüm bizi Bolu'daki kamp eğitim merkezine yönlendirdi ailemle beni. Biz de kalktık. İşte Gaziantep'ten Bolu'ya gittik. Kamp eğitim merkezine gittik. Jimnastik eğitim merkezine. Orada biraz deneme sürecine girdim tabii. Esneklik, kuvvet, koordinasyon gibi. Ve orada kalmama karar verildi kamp eğitimde. Daha sonra annemlerin geri dönmesi gerekiyordu. Babamın işi dolayısıyla Gaziantep'e. Ben bir yıl kadar eğitim merkezinde kaldım. Ara ara ailem geldi. Jimnastik serüvenim aslında Bolu'da başladım da diyebilirim. Daha sonra 7 yaşında ilk madalyamı aldım. 12 yaşında ilk defa takıma girdim. Girdiğim ilk yarışmada da birinci olmuştum. Böyle başarılarım gelmeye başladı. Abantizit Bas Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunuyum. Aynı zamanda Milli Hakem Bürovem var. Evliyim. Bir kız çocuğum var ve hala jimnastiğe devam ediyorum. Evet, burada kritik bir kelime aslında, hala jimnastiğe devam ediyorum dediniz. Jimnastik sporunda öncelikle hani gebelik süreciniz, annelik, bu spor hayatınızı nasıl etkiledi? Onu sorarak başlayayım. Yani aslında şöyle, gebelik, ben 2012 olimpiyat oyunlarından sonra spor bırakmıştım. Ve geri dönmeyi de düşünmüyordum aslında. Bunun için de hiç antrenman yapma gereği duymadım bu 3,5 yıllık süre zarfında. Ve hamileliğimde de sadece 9 kilo aldım. Hani böyle çok özenli bir beslenme yapmadım. Ama yine de yediklerime falan dikkat etmiştim tabii. Tekrar jimnastiğe dönerken sadece şöyle bir sıkıntı oldu. Sezeryan doğum olduğum için çok inanılmaz derecede ağrılarım vardı. Yine de 5,5 ay... Doğumdan 5,5 ay sonra falan jimnastiğe tekrar dönme kararı aldım. Çok fazla ağrılarım vardı. Onun sıkıntılarını çok yaşadım. Tekrar başlarken jimnastiğe de her şeyi yeniden öğrendim. Çünkü doğum yaptığım için bütün vücudumdaki işte kaslar erimiş. Her şeyi baştan öğrenmek zorunda kaldım diyebilirim. Peki gebelik sürecinizde jimnastik değil ama hani spor yapmaya devam etmiş miydiniz? Yani öyle çok fazla spor yapmadım açıkçası. Peki zorlu bir gebelik sürecimi geçirdiniz? Neden 5,5 ay sonra çok ciddi ağrıların altını çizdiniz? Evet. Onun için soruyorum bunu. Zorlu bir süreç, gebeliğinizde mi zorlu geçti? Yok, aslında gebeliğim o kadar zorlu geçmedi. Sadece ilk üç ay böyle işte bulantı, işte kusma, o tarz böyle şeylerim oldu ama onun haricinde böyle çok fazla ağrılı, zor bir gebelik değildi benim için. İşte kordon dolandığı için de normal doğum yapamadım. Sezeryan doğum oldu. Anladım. Peki jimnastik sporunda bir kadın olarak
ayrımcılık yaşadınız mı? Toplumda genel olarak hani bütün iş kollarında bir zorlukla karşılaşıyor kadınlar. Siz spor hayatınızda sadece kadın kimliğinizden kaynaklanan zorluklar yaşadınız mı? Yani aslında öyle jimnastik branşında, şimdi jimnastik çok elit bir branş. Gerçekten kültür seviyesi çok yüksek bir branş. Ve bir kadın olarak da hiç böyle bir ayrımcılık düşünmüyorum bu zamana kadar. Her zaman şöyle oldu, kadınlar başarı elde ettikleri zaman çok daha erkeklerden aslında 1-0 önde oluyoruz, öyle diyebilirim. Evet, yani öyle pozitif ayrımcılık diyelim ona. Çok fazla başarı örneği olmadığı için de olabilir mi? Biraz hani parmakla gösterilecek evet. kadar başarılı kadın her alanda var çünkü. Spor olsun, evet. eğitim olsun, sağlık olsun. Erkekler arasında sivrilen kadın da dolayısıyla dediğiniz gibi 1-0 öne geçmiş oluyor. Kesinlikle öyle. Öne geçmiş oluyor, evet. Peki jimnastik kaç yaşına kadar yapılabilecek bir spor? Yani aslında bunun bir yaşı yok, bir süresi de yok. Şu an erkeklerde Ümit Şamiloğlu var örneğin. İşte hala 40 yaşında. Hala spor yapabiliyor. Hani bunun bir atıp uç diyebiliriz aslında. İşte kadınlarda demek işte 38-40 yaşında spor yapan hala var. Ama hani böyle bir tane veya iki tane söyleyebilirim aslında. Şu anda dünya jimnastiğinde de sadece 2 ya da 3 kişiyiz zaten. Hem çocuğu olup hem devam eden böyle yarışmalara. Çok azız. Evet. Peki genel olarak tüm dünyayı etkileyen bir pandemi süreci yaşıyoruz. Sizi pandemi dönemi nasıl etkiledi? Genellikle toplu ortamlarda bulunan, antrenmanlara katılan, sosyal ortamlarda çok fazla bulunan insanlarsınız. Nasıl etkilendiniz bu dönemden? Şimdi jimnastik çok nankör bir branş aslında. Hani böyle 1-2 gün bile yapmasanız antrenmana gittiğinizde inanılmaz derecede fark ediyor. Bu pandemi döneminde şöyle evde aslında antrenmanlarımıza devam ettik. Evde böyle çok sıkı bir şekilde kondisyonerler eşliğinde her gün antrenmanlarımızı yaptık. 1,5-2 saat kadar. Onlar bizi... kondisyonumuzu öyle güzel tutmuş ki salona girdiğimiz zaman böyle hani çok 1,5-2 ay salona girmemiş gibi değildik. Evde yaptığımız antrenmanlar çok fazlasıyla işe yaramıştı. Onun için çok da iyi oldu aslında evde yaptığımız antrenmanlar. Salona gittiğimizde onun için çok fazla zorluk yaşamadık. O zamanda da kendimizi toparladık. Tabii ben 3,5 yıl ara verdiğim için 3,5 yıl aradan sonra benim için böyle 1-1,5 ay hiçbir şey gibi geldi. O süre zarfında da sürekli evde antrenman yaptık zaten pandemi sürecinde. Daha sonra da salonlarda antrenman yapmaya başladık. Artık döndünüz salon antrenmanlarına değil mi? Tabii çok uzun zaman oldu zaten. Spor Bakanlığı'nda izin çıkmıştı bizler için. Biz hani hafta sonu bile antrenmanlarımıza gidip geliyoruz sürekli. Antrenmanlara devam ediyoruz. Peki şöyle bir soru sormak istiyorum size. Türkiye'de jimnastiğe ve kadın sporculara verilen desteği nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim hani genel olarak basında da hep futbolcuları, basketbolcuları, ya onların hikayelerini, maçlarını, çok yakinen başarılarını takip edebiliyoruz, duyuyoruz. Ama sizlerin başarıları biraz gölgede kalıyor. Hani çok fazla kişiye ulaşmıyor. Burada birazcık da sözü geçen kişilerin sizleri biraz görmezden geldiğini düşünüyor musunuz? Destek gördüğünüzü mü düşünüyorsunuz, yoksa bu sadece benim bir yanılsamam mı? Yani aslında şöyle, ben örneğin işte Avrupa'da ikinci olduktan sonra evet çok yoğun bir dönem geçirdim. Çok fazla telefon aldım, çok fazla destek aldım. Ama yani en fazla işte 1-1,5 ay, ondan sonra zaten her şey unutuluyor. Oraya kadar yani en fazla biraz da medyanın desteği lazım, işte sponsorluk lazım, menajerlik lazım, böyle işlerde çok fazla amatör kalıyoruz aslında. İşte diğer futbolmuş, basketbol, voleybol çok daha bu konularda özenen, ama bizler de elimizden geldiği kadar tabii isimlerimizi duyurmaya çalışıyoruz. Jimnastiği ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Kadın sporcu olarak da aldığımız her başarıda
bizim arkamızdan gelen genç sporcular için bir örnek, onların da önlerini açmamızı sağlıyor aslında. Yani evet, biraz bu konuda geride kalıyoruz. Evet, bu noktada şunu hatırlatmak isterim. Sizin çok güzel de bir ödülünüz var. Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından kadınların ve kız çocuklarının spor veya fiziksel aktivitelere katılımlarına olanak sağlayan, örnek olan kişi ve kurumlara verdiği Kadınlar ve Spor Ödülü'ne layık görüldünüz. Çok anlamlı bir ödül. Öncelikle bunun için de ayrıyeten tebrik etmek isterim. Teşekkür ederim. Size neler hissettirdi böyle bir ödülün sizin olması? Yani tabii ki çok mutluyum ama öncelikle benim zaten jimnastiğe tekrar dönmekteki amacım genç kızlara, arkamızdan gelen genç sporculara örnek olabilmekti. İnsan her yaşta spor yapabileceğini göstermek istiyordum. Hani anne de olsan, evde olsan bir şekilde çalıştıktan sonra ve arkanda seni destekleyen birileri olduktan sonra, istedikten sonra insan her şeyi yapabiliyor. Ben biraz da genç kızlara, arkamdan gelen sporculara örnek olmak için de buradayım. Sporu erken yaşta bırakmalarını istemiyorum. İleri yaşlara kadar spor yapmaları. Çünkü ergenlik döneminde spor yapmakla daha erişkin dönemde spor yapmak çok daha farklı. Farkındalığınız çok daha fazla artıyor bu dönemlerde. Onun için başarının da artık bu dönemlerde çok daha iyi geleceğine inanıyorum. Ben onun için onlara örnek olmak için de tekrar spora başladım diyebilirim. Çok da güzel yapmışsınız. Peki kızınız yapıyor mu jimnastik? Onu yönlendirdiniz mi böyle bir şeye? Evet, Lina 2,5 yaşından beri salonda. Ama şu an hani pandemi var diye o da gidemedi jimnastiğe. Biraz bıraktık diyebilirim. Ama o hep jimnastiğin içine. Benimle birlikte kamplara geliyor. Bazen antrenmanlara geliyor. Yarışmalara geliyor. Hep sporun içinde. Hani ileride başka bir branş seçer bilemem. Ama ben ne olursa olsun zaten onu destekleyeceğim. Evet. Sizinle ilgili yazılanları okuduğumda, biraz özgeçmişinizi okuduğumda genel olarak aileniz, eşiniz gerçekten sizi desteklemiş hissini aldım. Gaziantep'ten Bolu'ya mesela ailenizin işte sizin jimnastiğiniz için gelmesi bile önemli bir adım belki de. Tabii. Doğru mu hissetmişim? Kesinlikle öyle. Yani şöyle bir şey de var zaten. Biz hani daha Güneydoğu'da yaşayan bir aileye mensubum. Yani ona rağmen annemler, babamlar hani beni yatılı eğitim merkezine bırakmışlar. İyi ki de yapmışlar. O zamanlar babamların tekrar dönmesi gerekiyordu Gaziantep'e iş dolayısıyla. Babam bana dedi ki artık gitme günü gelince, kızım dedi, jimnastikçi olacak mısın? Burada kalmak istiyor musun dedi. Dedim ki hayır baba, kalmayacağım. Eve gidelim dedim. Daha sonra annem benimle konuştu. Dedi ki bak anneciğim dedi, işte odaya çıktık. Spor yaparsan, jimnastik yaparsan dedi, çok iyi bir sporcu olacaksın. İyi bir geleceğin olacak. Öğretmen olacaksın. Şampiyon birisi olacaksın. Ve daha bir takım özel konuşmalardan sonra dedi ki biz dedi gidelim, evimizi alıp gelelim dedi. Ben de dedim ki tamam anneciğim, siz gidin, ben burada kalacağım dedim. Yani herhalde hayatımda verdiğim en büyük karar o diye düşünüyorum. Annemin o günkü yaptığı fedakarlık, inanın ben anne olunca anladım. Yani ben kendi çocuğumu şu an, ben Lina'nın yaşındaydım. Yani bırakabilir miydim gerçekten bilmiyorum. Çok zor bir karar, evet, kesinlikle. Evet. Çok küçük bir yaş çünkü. Bırakabilir mi insan? Benim de iki çocuğum var, düşünüyorum şu an bunun cevabını. Yaşamadan vermek mümkün değil herhalde. Evet. Peki hekimlik, özür dilerim, hekimlik o bende var. Hakemlik problem var dediniz. Geleceğe dair ne planlıyorsunuz? Yani sporu tamam ileri yaşlara kadar yapmayı istediğinizi görüyorum. Bir hedefleriniz var. Neler planlıyorsunuz geleceğe dair? Bu bıraktığım zaten 3,5 yıllık arada bir yıl beden eğitimi öğretmenliği yapmıştım. 2,5 yıl kadar jimnastik antrenörlüğü yaptım. Aynı zamanda evet, hakemliğim zaten var. Sporcu olduğum için şu an yarışmalara gidip değerlendirme ben yapamıyorum ama
hep zaten kurallarına hakimim. Spor bıraktıktan sonra da yine milli takımdaki arkadaşlarıma bilgilerimi, tecrübelerimi aslında aktarmak istiyorum. Bizlerin yapamadıklarını onların yapması için elimden geldiği kadar onlara yardımcı olmak istiyorum. Federasyonumuzun da isteği de bu şekilde aslında. Ben de yine hani spor bıraksam da bir şekilde antrenör olarak, işte sportif direktör olabilir. Hani başlığı farklı olabilir ama salonun içinde olacağım diyebilirim. Evet. Çok fazla başarılarınız var. 2006 yılında Danimarka'da yapılan 39. Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'na katılan ilk kadın jimnastikçisiniz. Ardından Almanya'da yapılan 40. Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'na katıldınız. Sonrasında üniversite hayatınız girdi zannediyorum araya. Yine 2009 yılında gümüş madalyayla Türkiye'ye döndünüz. Mart 2010'da Uluslararası Jimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Kupası yarışmasında bronz madalyanız var. Yine 28 Eylül 2 Ekim arasında Çek Cumhuriyeti'nde gerçekleşen etapta altın yer aletinde altın denge aletiyle atlama masasında gümüş olmak üzere madalyalarınız var. Sonra sağlık problemleriniz dolayısıyla bir süre ara verdiğinizi görüyorum. 12 Ocak 2012'de de Londra'da olimpiyat elemelerine katılıyorsunuz ve olimpiyatlara gitme hakkını kazanan ilk Türk jimnastikçi oluyorsunuz. Hatta bunun başarı öyküsünü de yönetmen Efe Öztezdoğan tarafından Londra'ya giden yol adlı bir kısa filmle sinemaya aktarıldığını okudum. Hı hı. Umarım bir gün onu da izleme şansım olur. Onu ulaşamadım, izleyemedim kısa filmi. Çok başarılarla dolu bir hayatınız var. Umarım bundan sonra da başarılarınız daim olsun. Sizin yetiştirdiğiniz öğrenciler, sporcularla birlikte isminiz yaşasın, anılsın. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Var mıdır sizin eklemek istediğiniz bir şey? Ben çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Şimdi buradan velilere seslenelim, annelere, babalara seslenelim. Lütfen çocuklarını spor salonlarına getirsinler ve onları her şekilde desteklesinler. Tek isteğim de bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.